Biz ahlaklı belediyecilik yapacağız. Ahlak olmazsa rüşvet olur, hırsızlık olur. Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Adem Güney'i Halit Doğan'a hedef aldı. 600 noktaya astığın afişten, billboard'dan parasını ödedin, makbuzunu göstersin. Seçim gezilerine hız kesmeden devam eden Güney, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Halit Doğan'a hedef alarak kamuyu zarara uğrattığını iddia etti. Arkadaşımızı uyarıyoruz. Yapmış olduğu çalışmaları kamu kaynaklarını kullanarak değil, kendi cebinden harcayarak lütfen karşılasın. Biz billboard'lara, raketlere İlan veriyoruz, afişler asıyoruz. Kendi bütçeme göre 15 tane. Çünkü bana denilen 1200 lira tanesi billboardların. %20 KDV'si var. Efendim asma parası var, afiş parası var. Yaklaşık 2000 liraya tekabül ediyor bir billboard. Ben 15 tane alabilirim dedim bütçeme göre bir haftalığı. Ama bakıyorum bir belediye başkan adayımız Halit Doğan, İktidar Partisi'nin belediye başkanı 600 noktaya billboard asmış. 600 noktada afişlerini asmış. 600 çarpı 2000 ne yapar? 1 milyon 200 haftalık. Bu değer menüsü nereden geliyor? Ben sorma hakkı nasıl? Yani kendimde bunu hak olarak görüyorum. Vatandaş olarak. Çünkü ben vergi ödüyorum kardeşim. Vatandaş da bunu soracak. 600 noktaya astığın afişten, billboard'dan parasını ödedin, makbuzunu göstersin. Yeniden Refah Partisi adayı Adem Güney, şehrin birçok noktasında belediyenin maddi kaynakları kullanılarak reklam çalışmaları yapılıyor diyerek Halit Doğan'a tepki gösterdi. Kamu kaynaklarını kendi menfaati, kendi çıkarı, kendi emelleri için kullanmaktır. Bu hem suç hem vebaldir, kul hakkıdır. Bu seçime kadar aşağı yukarı 14-15 milyon TL'dir. Vatandaşa geldiği zaman, işçisine geldiği zaman kısacaksın. Kendine geldiğin zaman harcayacaksın. Bu israf. İşte ahlak burada gerekli. Ahlaklı belediyecilik. Biz ne diyoruz? Hazreti Ömer misali kendi özel işinde dahi kendi özel mumunu yakardı. Kamunun, devletin mumunu yakmazdı. Her şeyin temelinde ahlak yatar. Yapılmış olan bir usulsüzlüğü, yolsuzluğu ahlaki bir kılıf bulmaya uğraşıyorlar.